Merhaba arkadaşlar. Deniz ve Ege bugün matematik dersinde saati öğrenecekler. Hadi biz de onlara katılalım. Evet çocuklar, bugün saati öğreneceğiz. Gün içinde belirli bir zaman dilimine ve zamanı ifade ederken kullandığımız araca saat diyoruz. Saati daha önce sınıfımızın duvarında, evinizin duvarında, bazen şehir meydanlarında ve büyüklerinizin, arkadaşlarınızın kolunda sabah zamanında uyanmak için başucunuzda görmüş olmalısınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Saatin üzerinde birbirini takip eden, kovalayan iki tane kol var. Bunlardan yavaş ve kısa olana akrep diyoruz. Akrep saatin kaç olduğunu gösterir. Diğer kol daha uzun, daha ince ve hızlıdır. Çünkü dakikaları gösterir. Bu kola yelkovan diyoruz. Akrep o kadar yavaştır ki yelkovan 60 kere hareket ettiğinde akrep sadece 1 kere hareket eder. Bu yüzden zamanı net olarak söyleyebilmek için yelkovana dikkat etmeliyiz. Bu yıl birinci sınıf olduğunuz için sadece tam ve yarım saatleri okumayı öğreneceksiniz. Büyüdükçe dijital saatleri ve saatin tamamını okumayı öğreneceksiniz. Şimdi tam saatleri nasıl okuyacağımızı öğrenelim. Saat üzerinde akrep 7'yi, yelkovan 12'yi gösteriyor. Saat başlarında yelkovan her zaman 12'yi gösterir. Yelkovan 12'yi gösterdiğinde akrebin gösterdiği saati okuruz. Saat 7. Şimdi bir gün içinde yaptıklarımızı düşünerek saatleri inceleyelim. Öğretmenim, ben de sabah 7'de kalkıyorum. Hazırlığımı, kahvaltımı yapıp saat 8'de evden çıkıyorum. Saat 8'de akrep 8'i, yelkovan yine 12'yi gösterir. Öğretmenim, akrep yelkovanı yakalamış galiba. Evet Ege, saat tam 12 olduğunda akreple yelkovan üst üste gelir. Her gün saat 12 civarı ne yapıyoruz? Hafta içi günlerde okuldayız ve yemek yiyoruz öğretmenim. Evet, saat de öğle oluyor. Düzenli beslenen kişiler bu saatte günün ikinci öğünü olan öğle yemeklerini yiyorlar. Saat 4. Peki saat 4'te ne yapıyorsunuz? Öğretmenim, sanki gün içinde iki kere saat 4 oluyor. Haklısın. Bir gün 24 saat. Gün boyunca akrep saatin tamamını iki kere dolanıyor. Saat bir günde ilk defa dört olduğunda hava daha aydınlanmamış oluyor ve biz genellikle uyuyoruz. Gün içinde ikinci defa yani öğleden sonra dört olduğunda ne yapıyorsunuz? Ben okuldan eve dönmüş oluyorum. Biraz dinleniyorum. Ben okuldan çıktıktan sonra antrenmana gidiyorum. Pekala çocuklar. Bana ne zaman uyuduğunu saat üzerinde kim gösterecek? Ben gösterebilirim öğretmenim. Gel bakalım. Ben dokuzda yatmaya gidiyorum. Aferin sana. Hem saati doğru gösterdin hem de bol bol uyuyup sağlığına dikkat ediyorsun. Ekranda gördüğünüz saatlerin okunuşları kutular içinde yazıyor.